Merhaba arkadaşlar, Kara Geçit kanalına hoş geldiniz. Paylaştığımız hikayelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olabilirsiniz. Görüşlerinizi yorumlarda belirtmeniz bizleri daha iyi yerlere taşıması açısından önemlidir. Hepinize teşekkür ediyorum. İyi dinlemeler. Selamun aleyküm. Benim adım Ahmet. Malatya'nın merkeze uzak bir köyünde baba evinde yaşıyorum. Babam uzun yıllardır köydeki kahvehaneyi işletiyordu. Ben de çocukluğumdan beri okuldan sonra babama yardım ederdim. Babam yaşlandıkça kahvehaneyi ben işletmeye başladım. Tabii babam her gün buraya yine de gelirdi. Hem alışkanlık hem de köylük yerde yapacak başka bir şey yoktu. Bu benim için de geçerliydi. Akşam kahvehaneyi kapattıktan sonra köyde birkaç arkadaşımla beraber yürüyüş yapardık. Sonra da her zaman takıldığımız, köye yukarıdan bakan bir tepede çekirdek çitler sohbet ederdik. O zamanlar bekardık, kafamız rahattı tabi. Köyde çocukluktan gönlümü kaptırdığım Hatice adında bir kız vardı. O da beni seviyordu. Hatice köyün en güzel kızıydı. Çok akıllı, çok zekiydi. Hatice geçirdiği talihsiz bir hastalık yüzünden iki gözünü de kaybetti. Köydeki cahil insanlar yüzünden kızın lakabı Kör Hatice kaldı. Hatice üzüntüden kendini eve kapattı. Uzun bir süre hiç görüşmedik. Bu olay yüzünden ben de en az onun kadar üzülüyordum. Ama maalesef elimden bir şey gelmiyordu. Zaman geçtikçe ikimiz de mecburen bu duruma alıştık. Ama benim aklımı kurcalayan bazı şeyler olmaya başladı. Hatice ile öğle saatlerinde milletin çok da ortalıkta olmadığı, çocuklarla akşamları gittiğimiz o yerde buluşurduk. Kimse görmesin diye çok dikkat ederdik. Köylük yerde hemen adını çıkarırlar kızın. Hatice kör olduktan sonra teyzesinin kızı Mehtap onu kolundan tutup getirmeye başlamıştı. Bizi buluşturur, uzakta beklerdi. Hatice'nin son zamanlarda huyu suyu değişmişti. Ne zaman buluşsak gözlerinin altı uykusuzluktan şişmiş görüyordum. Yanımdayken sürekli esniyordu. Bu olay birkaç kez üst üste olunca Hatice ne bu halin diye sordum. Ne var halimde Ahmet dedi. Beni terslemişti. Ne zaman gelsen esniyorsun, halsiz oluyorsun, sürekli uykusuzsun. Geceleri uyumuyor musun yoksa dedim. Boynunu bükerek evet kaç gecedir uyku uyuyamıyorum dedi. Niye uyumuyorsun? Hiç sorma. Bundan bir hafta kadar önce yatağımda uyuyordum. Saat 11 miydi neydi? Uyku halindeyken odadaki pencerenin birkaç kez çarpmasıyla uyandım. Birden yüksek ses çıkınca korkmuştum. Gözlerim görmediği için önce ne olduğunu anlayamadım. Anneme seslendim. Birkaç kez seslendikten sonra annem sesimi duyup geldi. Ne oldu kızım? Bir şey mi ihtiyacın var dedi. Yok anne, uyuyordum. Birden sesler geldi, uyandım. Ne olduğunu anlayamayınca mecbur seni çağırdım dedim. Korkma kızım, pencere açık kalmış, cereyan yapınca o çarpmıştır dedi. Sonra yanıma geldi. Saçlarımı okşadı, geri gitti. Ama aklıma takılan şey, ben pencereyi kapattığıma emindim. Kendi kendine açılmasına imkan yoktu. Yine de fazla üzerinde durmadım. Uyumaya devam ettim. Ertesi gece aynı saatlerde yine yatağımda uyurken kötü bir kabus gördüm. Gördüğüm rüyada eskisi gibi gözlerim görüyordu. Yüzümde güller açıyormuş gibi neşeliydim. Tek başıma bir ormanda gündüz vakti geziyordum. Ama bir anda gökyüzünü kara bulutlar sardı. Gün geceye döndü. Dışarıda çıt çıkmıyordu. Gök gürültüsü başlayınca tedirgin oldum. Aniden yine kör oldu gözlerim. Rüyamda bile bunu ağlıyorken yakınlardan Hatice diye bir ses geldi. Birisi uzun uzun korkunç bir ses tonuyla adımı fısıldıyordu. Korku içinde seslerden neler olduğunu anlamaya çalışıyordum. Adımı fısıldayan her kimse o giderek bana yaklaştı. Sesi çok yakından hatta dibimden geliyordu. Korkunca panikledim ve sesin ters istikametine doğru koşmaya başladım. Kaçarken birden bir şeye çarptım ve durdum. Durduğum yerde burnumun dibinde birisinin olduğunu fark ettim. Aldığı nefesin sıcaklığı yüzüme vuruyordu.
Kimsin sen diye bağırdım. Tam arkamı dönüp geri kaçacakken beni kollarımdan yakaladı. Ellerini gözlerime götürdüğünde bir anda görmeye başladım. Ama keşke görmeseydim. Gözlerimin önünde bir anlığına korkunç bir silüet gördüm. Kapkara yüzü, kocaman pörtlemiş gibi duran gözleriyle bana bakıyordu. Onu gördüğüm anda çığlığı bastım ve orada korkudan bayıldım. Rüyada bayıldığımda kabustan çığlık atarak uyandım. Annem sesimi duyup koşmuştu. Uyandığımda ellerim titriyordu. Annem bana su getirdi, sakinleştirdi. Ona gördüğüm kabusu anlattım. Korkma kızım, sadece kabustu. Lanet olsun şeytana. Sen hayra yor, hayır olsun dedi. Başucumda bir süre dua etti ve ben uykuya dalarken o da uyumaya gitti. Bu kabustan sonra ben korkudan uyumamaya başladım işte. Ne zaman uyumaya çalışsam o suratı görüyorum çünkü dedi. Hatice bunları anlattıktan sonra başını okşadım, alnından öptüm. Korkma, sadece kötü bir kabus. Uykusuz kalmana değer mi? Yazık sana. Geceleri dua okumadan, besmele çekmeden uyuma. Allah'ın izniyle geçer gider. Kafana ne kadar takarsan o kadar canın sıkılır dedim. Böyle söyleyince sen beni önemsemiyorsun falan dedi ve benimle durduk yere tartışmaya başladı. Birkaç laf söyledi ve köye doğru gitti. Onu tanıyamadım. Bana asla böyle davranmazdı. Onu hiç bu kadar sinirli görmemiştim. O gittikten sonra birkaç dakika bekledim. Sonra da kalktım. Hatice ve kuzeni eve sağ salim girene kadar uzaktan takip ettim. O eve girince ben de kahvehaneye döndüm. Bütün aklım Hatice'nin bu haline takılmıştı. Sonra işe güce daldım ve o gün öyle geçti gitti. Hatice ile buluşacağımız zaman teyzesinin kızı Mehtap bana haber getirirdi. Ben de öyle giderdim. Aradan bir hafta geçmişti ancak ne gelen vardı ne de giden. Üstüne birkaç gün daha bekledim. Hatice'yi görmeyeli 10 gün kadar oluyordu. Habersizlikten iyice merak etmiştim. Kahvehanede otururken köy meydanından Mehtap'ın geçtiğini gördüm. Bakkala doğru gidiyordu. Hemen arkasından ben de bakkala girdim. Bakkal sahibi Mahmut amca dışarıda tavla oynuyordu. Fırsatını bulunca Mehtap'a Hatice'yi sordum. Mehtap beni görünce yüzünde mahcup bir ifade oluştu. Önce sustu, cevap veremedi. Mehtap sana diyorum. Bir şey olmuş, suratından belli dedim. Abi, Hatice hiç iyi değil. Ne zamandır rahatsız, evden hiç çıkmıyor. Annemle ziyaretine gittiğimizde halini hiç iyi görmedim dedi. Ne olmuş, nesi var? Çatlatmadan insanı söyle dedim. Abi, Hatice son 4-5 gündür uykularından sürekli çığlıklar atarak uyanıyormuş. İyi olmadığını duyunca görmeye gittik. Ama odasından bile çıkmadı. Benim geldiğimi duyunca bile çıkmadı. Teyzemin dediğine göre kulağında sürekli çınlama varmış. Gayipten sesler duyuyormuş. Gündüz hiçbir sıkıntısı olmuyormuş. Ama akşam ezanından sonra beraber otururlarken birden çığlık atmaya başlıyormuş. En son daha dün kendini yerlere atmış. Sanki birisi onu çekiştiriyormuş gibi boğazını tutarak "Nefes alamıyorum anne" diye ağlamış. İşte yarın bir hocaya götürecekler. Belki okur üflerse iyi gelirmiş demiş eniştem. Vallahi olan biten bu abi dedi. Bunları duyunca tepemden aşağı kaynar sular döküldü. Mehtap'a hocaya gidip gelsinler. Bana Hatice'den haber getir. Ne olur duramam yoksa kafayı yerim dedim. Mehtap bana cevap verecekken Mahmut amca içeri girdi. Ben de adam yanlış anlamasın diye elime geçen ilk şeyi aldım ve dükkandan çıktım. Ertesi gün akşama doğru Mehtap kahvehanenin önünden geçerken bana doğru baktı. Haber getirdiğini anlamıştım. Babam kahvehanedeydi. Ben geliyorum baba dedim ve çıktım. Takip ettim onu. Müsait bir yerde durdurdum. Bacım anlat ne olmuş, gitmişler mi hocaya dedim. Gittiler abi. Bir saat kadar önce geldiler. Annem de onlardaydı zaten. Ben de geldiklerini öğrenince yanlarına gittim. Hocaya Hatice'nin başına gelenleri anlatmışlar. Hoca bakmış. Üzerinde bir uğursuzluk var demiş. Dua okumuş, muska yazıp göndermiş dedi. Bu kadar mı yani? Başka bir şey dememiş mi? Yok abi. Teyzemin söyledikleri bunlar vallahi dedi.
Anladım. Peki Hatice'yi görebildin mi? Şimdi nasıl dedim. Gördüm abi. İyi gibiydi. Kimseyle konuşmuyordu ama daha iyi görünüyordu. Ha, bir de teyzem anneme Hatice'ye kurşun döktüreceklerini söyledi dedi. Anladım bacım. Allah razı olsun, habersiz bırakma beni dedim. Tamam abi, merak etme. Allah'a emanet dedi ve gitti. Mehtap haber getirmese gerçekten kafayı yerdim herhalde. Aradan bir hafta kadar geçmişti. Mehtap kahvehanenin önünden geçince hemen fırladım ve müsait bir yerde yetiştim. Nerelerdesin, habersiz bıraktın beni dedim. Abi, Hatice seni her zamanki yerde bekliyormuş dedi. Hele şükür ya. Hay Allah senden razı olsun bacım dedim. Kahvehaneyi babama bıraktım. Bir işim var dedim ve çıktım. Koşa koşa Hatice'nin yanına gittim. Oraya yaklaşırken beni beklediğini görünce heyecandan dört köşe oldum. Yanına vardığımda önce Hatice ben geldim diye uyardım. Sonra dayanamadım, ona sarıldım. Başına gelenleri anlattı. Ben de haberim var. Sağ olsun Mehtap haberlerini getiriyordu bana dedim. Hatice sen nasılsın diye sordu. Beni boş ver şimdi. Asıl sen nasılsın dedim. Daha iyiyim. Artık deliliğim geçti herhalde dedi ve güldü. Birkaç şey daha sormak istesem de sürekli konuyu geçiştirdi. Ben de bu konulardan konuşmak istemediğimi söyledim. Öyle havadan sudan konuştuk. Yarım saat oturduktan sonra Mehtap geldi. Arkalarından eve kadar takip ettim. Hatice eve gittikten sonra ben de kahvehaneye dönerken ani bir karar aldım. Akşam kapatana kadar da bunu düşündüm. İşten eve döndükten sonra annemle babamı karşıma aldım. Babama bakarak, "Baba, ben evlenmek istiyorum. Artık zamanı geldi de geçiyor." dedim. İkisi de çok sevindiler. Annem, "Neyi düşünmüşsün yavrum? Ben hemen yarından tezi yok sana kız beğeneyim." dedi. Tam o lafın üstüne, "Anne lüzumu yok. Benim gönlümde Hatice var. Başkası olmaz." dedim. Annem bunu duyunca yüzü düştü. "Oğlum, biliyorum. Maşallah dünya güzeli kız. Ama dedi. O ama derken ben sözünü kestim. Aması maması yok annem. Sen o cümlenin devamını hiç getirme. Ne olduysa oldu. Ben o kızla evleneceğim. Başka da diyeceğim yok dedim. Babam tamam oğlum nasıl istiyorsan benim için münasiptir. Anasını babasını biliriz. Kız da hanım bir kız onu da biliriz. Annen yarın haber gönderir. Uygun vakitte gider isteriz dedi. Ayağa kalktım. Babamın annemin elini öptüm ve odama gittim. Ertesi günü annem halamı da yanına alarak bizzat Hatice'lere gitti. Onlarla konuştuktan sonra Hatice'nin babası İsmail amca münasiptir. İstediğiniz zaman gelin buyurun demiş. Annem konuştuklarını akşam eve gittiğimizde bize anlattı. Sonra gün kararlaştırıldı ve istemeye gittik. O zamanlar her şey yolundaydı. Hatice'nin sağlığı da yerindeydi. Babam köyün ilerisindeki boş arazimize benim için ev yaptırdı. Evin bitmesini bekledikten sonra köyde düğünümüzü yaptık. Evimiz tek katlı, üç odalı yapıldı. Güzel de bir bahçemiz vardı. Hatice'ye her yeri gezdirdim. Bilirsiniz, körler gözleriyle değil, duyguları ve elleriyle görürler. Her yerleri tanıdı ve ezberledi. Köyün biraz dışında olması da iyiydi. Millete ne kadar uzak, o kadar rahat kafa diye düşünüyorduk. Evlenmemizin üzerinden 10 gün kadar geçmişti. Her zamanki gibi sabah namazına kalkacaktım. Bu sefer ezanla değil de biraz daha erken uyandım. Kalkmışken tekrar uyumadım. Yan tarafıma baktığımda Hatice yatakta değildi. Yataktan kalktım. Evin içinde Hatice'yi aradım. Daha hava karanlıktı. Hatice gözleri görmediği için normal olarak ışıkları açmadan yaşıyordu. O yüzden odalara tek tek bakarken diğer taraftan fısır fısır sesler duydum. Seslerin mutfaktan geldiğini düşünerek oraya gittim. Hatice mutfaktaydı. Karanlıkta mutfak masasının altına eğilmiş kendi kendine bir şeyler fısıldıyordu. Geldiğimi fark etmedi önce. Sonra yaklaşınca adımlarımı duydu. Hızlıca ellerini arkasına götürdü ve ayağa kalktı. Yüzünde bir telaş vardı. Hatice, ne yapıyorsun sen burada dedim. Hiç, su içmeye kalkmıştım dedi. Masanın altında mı içiyordun dedim. Amma uzattın ama Ahmet. Böyle söyleyince sinirlendim.
Elin arkanda ne saklıyorsun o zaman dedim. Hiç, bir şey değil. Ekmek kırıntısı dökülmüş, onları temizliyordum dedi. Nasıl buldun masanın altında ekmek kırığını? Gece gece yerleri mi kontrol ediyorsun? Ne yapıyorsun, doğru söyle dedim. Cevap vermeden yanımdan hızlıca geçti. Odamıza gitti. Hatice gittikten sonra masanın altına baktım. Bir sürü ekmek kırıntıları, yemek artıkları vardı. Akşam yatarken böyle bir şey yoktu burada. Bunu neden yaptığını anlam veremedim. Tövbe estağfurullah, hayrolsun bakalım dedim. Sabah ezanıyla namazımı kıldım. Kahvaltımı yaptıktan sonra işe gittim. Akşam eve geldiğimde Hatice uyuyordu. Bu saatte niye uyumuş bu kız acaba diye düşündüm. Uyandırmadan salona geçtim. Televizyon seyrettim. Akşam ezanı okunurken Hatice kalktı. İçeri geldi. Hoş geldin dedi. Bu saatte uyunur mu kız diye takıldım. Vallahi ilk defa uyuyakalmışım. İçim geçmiş dedi. Yalan söylüyordu. Neredeyse her gün geceleri oturuyor, gündüzleri uyuyordu. Bir süredir bunu fark ediyordum. Ama tadımız kaçmasın diye üstelemedim. Akşam yemeği yedikten sonra vakit geç oldu. Yatmaya geçtim. Hatice, sen git yat, ben birazdan gelirim dedi. Bu sefer uyumadan yatakta uyuyormuş gibi uzandım. Ben odaya geldikten sonra Hatice yanıma gelmedi. Aradan neredeyse bir saat geçmişti. Gece yarısı olmuştu. Ne zaman gelecek diye bekliyordum. İçeriden birkaç tıkırtı sesi duydum önce. Bu yine mutfakta bir şeyler karıştırıyor kesin dedim. Tıkırtı sesleri bir ara yükseldi ve sonra durdu. Hemen arkasından garip bir ses geldi. Dikkatlice dinleyince bu seslerin hıçkırık sesi olduğunu anladım. Ne oluyor diye yataktan kalktım. Terlik falan giymeden, ses çıkarmadan içeri yürüdüm. Mutfağa geldiğimde inleme ve ağlama seslerini net olarak duyuyordum. Bunu duyunca hemen içeri girdim. Girdiğim anda aklım hayalimin almayacağı bir manzarayla karşılaştım. Hatice mutfakta yerden yarım metre kadar yüksekte havada çırpınıyordu. Elleri boğazında yapma yapma diye inliyordu. Bu görüntüyle karşılaşınca dondum kaldım resmen. Karım gözlerimin önünde havadaydı. Bismillah, bismillah diyebildim sadece. Hatice geldiğimi duyunca, Ahmet, kurban olayım kaç buradan, gelme diye ağlamaya başladı. Bana bir şey daha diyecek gibi oldu ama birden ne olduysa yere düştü. Üzerimdeki şoku atlatıp hemen yanına koştum. Hatice iyi misin, ne oldu diyordum. Ona tam elimi uzatmışken yan taraftan korkunç bir ses bana, dokunma dedi. Kendimi bir anda ayaklarım yerden kesilmiş halde buldum. Boğazımı bir şey çok sert şekilde sıkıyordu. Çok az çıkan sesimle nefes alamıyorum dedim. Boğazımı sıkan ve görünmeyen bir el vardı. Bütün gücümle o eli boğazımdan çekmeye çalışıyordum. Aniden boğazımı bıraktı. O kuvvet artık beni kollarımdan tutuyordu. Çok sert bir hareketle beni mutfaktan koridora fırlattı. Koridordaki duvara çarptım. Büyük bir acıyla yere düştüm. Yerde acı içinde kıvranırken Hatice, iyi misin, ne oluyor bu evde diye bağırmaya başladım. Hatice içeriden, ben iyiyim, Ahmet, özür dilerim diye seslendi. Duvara çarpmanın etkisini hala yaşarken mutfaktan Hatice'nin çığlık sesleri geldi. Birkaç saniye sonra da saçlarından sürüklenerek önümden salona doğru gittiğini dona kalmış halde izledim. Saçları sanki birisi önden çekiyormuş gibi havada duruyordu. Yerden zar zor ayağa kalktım. Dualar ede ede salon kapısının önüne kadar gittim. Hatice sağ taraftaki koltukta baygın halde yatıyordu. Hatice diye bağırarak yanına koştum. Allah'a şükür kalbi atıyordu. Allah'ım sana şükürler olsun dedim. Evdeki o görünmeyen şey her neyse herhalde gitti diye düşündüm. Salonun balkona çıkan kapısı çok hızlı bir şekilde kapandı. Kulağımı tırmalayan korkunç bir ses geliyordu. Ses o kadar yüksekti ki sanki kulaklarım patlayacakmış gibi hissediyordum. Ellerimle kulaklarıma bastırarak sadece bağırmaya başladım. Tam da o sırada balkon kapısının eşiğinin olduğu yerden kocaman bir şey hareket etmeye başladı. Kapkara, buluta benzeyen bir karartı.
Yerde, salonun içinde süzülerek duvara kadar geldi. Duvarın üzerinde yükselişini izledim. O kadar çaresiz bir haldeydim ki, nasıl bir musibetle karşı karşıyayım onu bile bilmiyordum. Hatice yanımda baygın halde yatıyor. Ben çaresizce korku içinde neler olduğunu anlamaya çalışıyordum. O karartı yükseldi ve belirginleşmeye başladı. Duvardan ayrıldı. Havada, boşlukta durdu. Dona kalmış halde sadece bakıyordum. O ne olduğu belirsiz olan karartı yavaşça bir şekle bürünmeye başladı. Ve bir anda karşımda korkunç bir silüet belirdi. Allah'ım sen aklıma mukayyet ol ya Rabbim dedim. O silüet artık tamamen ete kemiğe bürünmüştü. Karşımda kanlı canlı bir cinni mahluk vardı. İnsan aklının almayacağı kadar dehşet veren bir görüntüye sahipti. O an Hatice'nin şimdiye kadar çektiği sıkıntıların, o garip hallerinin sebebini anlamıştım. Tam karşımdaydı. Gördüğüm bu mahluk karşısında şoka girdim. Gözlerini üzerime diktikçe korkudan inleyerek yerde kriz geçirmeye başladım. O anlar zihnimde yarım yamalak var. Ben yere düşmüş kıvranırken Hatice de hala bıraktığım gibi hareketsiz, baygın haldeydi. Korkunç mahluk salonun içinde dolanıyordu. Bize baktı ve sonra evin içinde her yeri dağıtmaya başladı. Ev sanki savaştan çıkmış gibiydi. Hatice bir ara hareketlenir gibi oldu. Kendine gelirken istemeden yanıma düştü. Evin içindeki cinni sanki karımın uyandığını hissetmiş gibi bir anda salona geldi. Gözünü Hatice'me dikti. Bize doğru yaklaşırken Hatice o an sanki gözleri görüyormuş gibi gözlerimin içine baktı. Bir anda elinde bir bıçak gördüm. Bana bakarken "Özür dilerim, affet beni Ahmet" dedi. Bıçağı kendi kalbine sapladı. "Hayır, yapma" diye bağırışlarımın arasında Hatice gözlerimin önünde kanlar içinde kaldı. Birkaç dakika içinde yerde cansız yatıyordu. Bu sırada ben kendimden geçmişim sanırım. O mahluk sanki burada işi bitmiş gibi beni bıraktı ve karanlığa karıştı. Sabaha kadar Hatice'nin cansız bedeninin başında bekledim. Ağlamaktan heder oldum. Kendimi toparladım ve ayağa kalktım. İçeriden bir örtü bulup Hatice'nin üzerine örttüm. Onu toprağa verdikten sonra tüm bunlara ne sebep oldu, o mahluk neden karıma musallat oldu diye araştırmaya başladım. Gezmediğim hoca, eve getirmediğim cinci kalmadı. Ama hiçbiri doğru düzgün bir sebep bulamadı. Hikayemiz bu kadar arkadaşlar. Sizlerin de paylaşmamızı istediğiniz hikayeleriniz varsa yorumlar kısmından bize ulaşabilirsiniz. Teşekkürler.